Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok televizyon programına konuk olan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan'ın gündeminde sorumluluklar ve ödevler vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yoğun bir program izleyen Turan, hem Çanakkale'yi ilgilendirecek hem de ülke genelini ilgilendirecek açıklamalarda bulunurken yeni yasama yılında kanun tekliflerine de değindi. AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katıldığı televizyon programlarında şu açıklamalara yer verdi. Turan açıklamalarında şunları dile getirdi. Evet, ardından salı günü tekrar grup toplantılarıyla beraber başlayacağız yeni dönemi. Halkımızın bizden çok önemli beklentileri var. Bu beklentiler için büyük bir mesai harcayacağız. Kaldı ki yaz döneminde hep seçim bölgemizdeydik. Oradaki halkımızın beklentilerini, taleplerini not ettik. Bunları değerlendirdik. İlgili bakanlıklara, ilgili ülkelere verdik. Buna ilgili beklentiler var. Bir de 2019'dan sonra hayata geçecek olan yeni sistemle ilgili, referandum sonraki sistemle ilgili bizim ödevlerimiz var. Uyumasalar bunlardan bir tanesi, iş çocuklarından bir tanesi gibi. Yani hem halkımızın beklentileri hem de referandumumuza verdiği görevleri beraber yapmak durumundayız. O yüzden planlamamızı yaptık. İnşallah bu hafta sizin de takip ettiği gibi özellikle torba yasa diye ifade ediliyor ama arabuculuğu öne çıkaran, işçi işveren ilişkileri öne çıkaran, mahkemeye gitmeden işçinin ve işverenin tazminatını, hakaret davasını, benzeri bir takım problemleri çözmeyi öngören bir kanun tasarısını görüşeceğiz. Bu hafta biter diye ümit ediyorum. Onun ardından yine İçişleri Bakanlığımızın daha önceden kalan bir kanunu var. Bununla ilgili nüfus kanunu diye ifade ediliyor ama çok sayıda kanunu da revize eden, nüfus kanunu diye ifade edilen bir tasarı var. Bunu görüşeceğiz. Sonra Maliye Bakanlığımızın konuyla ilgili bir yine çalışması var. Torba yasa diye. Birçok konuda vergi düzenlemesini içeren, vergileri indiren de var, yükselten de var ama genel olarak halkımızın lehine olan birçok düzenlemeler var. Onları görüşeceğiz. Sonra bütçe yasası gelecek biliyorsunuz. Onunla ilgili bir takvim başlayacak. Yani yılbaşına kadar yoğun bir süreç bizi bekliyor. Ama bir daha söylüyorum. Özellikle 2019'dan sonraki sistemin, yani referandumla bize veren görevin yerine getirilmesi için ciddi görevlerimiz var. Bu konuda iktidarın sadece yapacağı işler değil, muhalefetle beraber bizim yapacağımız işler var. Yoksa uyum yasaları ifade edilen o yeni sistemin hayata geçmesini sağlayan yasaları revize ederken, gündeme getirirken bizim sayımız yeter, biz bunu yapabiliriz. Ama bu tarzı doğru olmadığı kanaatindeyiz. Diyoruz ki herkes bu konudaki çalışmaya katkı sağlasın. Tüm partiler buna katkı sağlasın. Çünkü bu mesele AK Parti meselesi değil. Ne bize görev verdi. Dedi ki biz evet diyerek, 151,5 gibi bir rakamla evet diyerek yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı sistemini istiyoruz dediler. Bu sistemin hayata geçmesi için alt başlıkları var. Değişik kanunlar var biliyorsunuz. Bu kanunları revize ederken, düzenlerken AK Parti'nin atacağı adımlar Türkiye'nin 50 yılını, 100 yılını inşa edecek. Tekrar revize edecek. Bu yüzden bu mesele AK Parti meselesi değil. Her partinin meselesi. Ümit ederim. İş yüzüğü biz bunu MHP ile beraber yapmıştık ama daha geniş bir katılımla beraber bu yeni dönemde yaparız. Artık 2019 sistemle ilişki yokmuş gibi davranmak. Efendim sonuçlarını görmemiş gibi yapmak. Netin gündeminin arkasına düşmek doğru bir tavır değildir diye düşünüyorum. Muhalefet demek iktidarın yaptığı her şeye hayır demek değildir. Doğrumuz vardır, yanlışımız vardır. Doğruya doğru, yanlış yanlış diyen bir tarz hem bize hem muhalefete hem de millete katkı sağlayacaktır. Yoksa her şeye hayır demenin hiç kimseye bir yalan çoban tarzı örnekle olduğu gibi faydası olmayacaktır. O yüzden ümit ediyorum bu yeni dönemde 26. yasama yılının 3. döneminde daha soğuk akılla, daha sakin meselelere bakarak, ideolojik kavgaların az yaşandığı, meselenin daha çok üzüm yemek tarafında olduğu, bağcıyı dövmek tarafında olmadığı bir dönem yaşarız. Bu konuda bizim yapacaklarımız var. Ama muhalefetin ve ana muhalefetin daha fazla yapacakları var. İnşallah ders alınmıştır yeni dönemde, yeni süreçte. Çünkü millet kavgayı sevmiyor. Millet sokakta iş yapmayı, kavga etmeyi, gerginlik yapmayı, eylem yapmayı sevmiyor. Millet iş yapınıyor. Bize maaş veriyor insanlar. Bize bu konuda yetki veriyor, oy veriyor insanlar. Her partiye buraya gelse kavga etse bunu vermiyor. Diyor ki konuşun, görüşün, uzlaşıyı sağlamaya çalışın. Tabii ki iktidarın dediklerinde doğru olanları vardır, muhalefetin vardır ki size şahitsiniz basın mensubu olarak. Çok sayıda kanunumuz komisyonda görüşürken revize edildi. Genel kurulda revize edildi. Her şeyi ben yaptım ve yürüyorum tarzımız yok bizim. Buna ilgili sayısı örnek verebilirim size. Ama son imzayı biz attığımızdan dolayı muhalefet zaman zaman hep dediğiniz oluyor diyor. Hayır, biz çok öncesinde kanunu hazırlanırken hem ondan görüşler alıyoruz, hem komisyonlardaki çalışmalarda, oylamalarda bunlar revize ediliyor. Daha ötesinde genel kurulda bununla ilgili ciddi değişiklikler yapılabiliyor. O yüzden muhalefetin önemli katkıları var bize. Hele ki mesela iş yüzü hatırlayın son değişikliği. Evet, evet. Dört partiye çağrıda bulunduk. Geri yapalım dedik. Hayır gelmem diyenler oldu. MHP bu tüm meclisi ilgilendiren bir çalışmadır. AK Parti değildir mesele sadece dedi. Ve bu konuda önerilerde bulundu. Bu önerileri çok büyük oranla karşıladık. AK Parti ile MHP'nin ortak adayı metni meclise getirip geçirdik ve yeni başlayacağız tekrar bunu. Şunu demek istiyorum. Uzlaşıysa uzlaşı yapmaya çalışıyoruz. Aşırız. Neden biz uzlaşmama tarafında olalım ki? Şimdi sorduğunuzda en çok kavgacı biziz. Uzlaşmasız biziz. Ama daha geçen gün biliyorsunuz ana muhalefetin konuşmasını dinledik. Kavgaysa kavga diyor. Kimle kavga ediyorsunuz?
kavga düşmanla yapılır, dışarıda yapılır ama bizim niye kavga ediyorsunuz? Meclis açılıyor, oturalım masaya, bunları konuşalım. Halkın beklentileri var, bunları karşılayalım. Her kanunda değişiklik talebi var. Her meselede tekrar gözden geçirme talepleri var. Bunları beraber yapmamız lazım. Ümit ediyorum bu yeni dönemde daha soğuk akılla meseleye yaklaşılır. Milletin gündemini geri düşünmez diye ümit ediyorum.